Sestek Genel Müdürü Serdar Bey'i sahneye davet ediyor olacağım. Perakende'nin geleceği yapay zeka destekli çözümler ile dijital dönüşüm. Serdar Bey beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum ben. Siz beni duyabiliyor musunuz? Evet, hoş geldiniz Serdar Bey. Hoş bulduk. Bütün dinleyenlere merhaba. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim davet için. Ben bugün yapay zeka destekli çözümler ve perakende özelinde konuşmak istiyorum. Çünkü Covid ile beraber e-ticaretin inanılmaz artışını gördük. Ama bunun doğrusu yanlışı nedir? Bizim gözlemlerimiz nelerdir? Bizim teknolojimiz ne gibi perakende sektöründe çözümler üretiyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok kısa Sestek hakkında bilgi vereyim. 20 yıllık bir araştırma geliştirme şirketi, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden birisi. Ve araştırma geliştirmeye de gelirinin %40'ını tekrar yatırım olarak döndürüyor. Bizim faaliyet alanlarımız ses tanıma teknolojileri, konuşma sentezi, doğal dil işleme, ses biyometrisi, hepsinin temelinde de yapay zeka teknolojileri geliyor. Belki birkaç senedir yapay zeka herkesin dilinde ama biz zaten 20 yıldır buna araştırma geliştirme olarak yatırımlar yapıyorduk. Tabii her toplantının başlangıcında, her sohbetin başında COVID geliyor. Ben de bu sunuma biraz onunla ilgili ufak bir gülümsemeyle başlayayım. COVID'in başladığı Mart ayında Amerika'daki araştırmada, Nielsen'in yaptığı karşılaştırmada e-ticarette en çok nelerin, perakende'de en çok nelerin satılmaya başlandığı araştırılmış. Burada da insanların mutluluk ihtiyacı, yani moralsizlik yaşamamaları için çikolatada inanılmaz bir artış yaşanmış. Bir diğer inanılmaz artış da oje'de özellikle kadınların bu alanda inanılmaz bir satın alımı olmuş. Aynı dönemde Türkiye'ye bakarsak aslında Türkiye biraz daha farkındalığı Amerika'ya göre yüksek olmuş COVID'e. Çünkü direkt temizlikle başlamış kolonya sirke. Ve bir takım stoklar yapmaya başlamışlar. Herhalde bizim halkımız ev yasaklarının geleceğini daha çok önceden görmüş. Bence bu çok önemli bir slide. Covid'in başlangıcından 14. haftasına kadar bir analiz var perakende'de. Açık yeşil olan açık mağaza oranını gösteriyor perakende'de. Koyu yeşil olan da ciro değişimini gösteriyor. Gördüğünüz gibi 7. hafta civarında hem mağaza oranlarında ciddi bir düşüş, cirolarda da inanılmaz bir azalış olmuş. Ama inanılmaz bir karamsal tablo çizilmişti hatırlarsanız. Benim üstüne basmak istediğim nokta tekrar çıkışa geçtiğini görüyorsunuz. Yani burada inanılmaz korkacak da bir durumumuz yok. Yani sonuçta bütün işlerde yavaş yavaş rayına girmeye başlıyor. Dönüşümler, dijital dönüşümler gerçekleşiyor ve hayatımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla kendi korku imparatorluğumuz zaman bu ne olacak demek yerine ben işimi nasıl dijitalle dönüşümünü sağlarım, nasıl yapay zeka destekli çözümlerle geleceğe hazır olurum buna bakmak gerekli. Bu araştırma da bence çok önemli. Biz işte COVID her şeyi patlattı, işte bizim anlatamadığımız şeyleri COVID yaptı, dijital dönüşümü COVID sağladı gibi cümleler kuruyoruz ama e-ticaret zaten COVID'den önce de %57'lik bir ciro artışıyla haldır haldır geliyordu. Yani COVID bunu hızlandırdı ama zaten e-ticaretin büyüme oranları diğer sektörlerin belki 10-20 katı hızla geliyordu. Dolayısıyla bu da önemli bir faktör. Yine bizim müşterimiz olan Hepsi Burada'dan Taner Bey'in bir raporunu paylaşmak istiyorum. Nisan-Mayıs aylarında %6-7 büyümeler beklenirken birden çift taneli rakamlara ulaşmışlar. Kendi projeksiyonlarına göre de bu rakamlara ulaşmalarını 3 yıl içerisinde tahmin ediyorlarmış. Dolayısıyla hani 4-5 ayda 3 yılda gidecekleri yolu gitti e-ticaret. Bizim alana dönelim. Bizim alan yani otomasyon, yapay zeka alanında da COVID
başlamadan önce şirketlerin %40'ından fazla, yani yaklaşık %40'ından biraz fazlası otomasyona yatırım yaparken Şubat 2020'den bu yana bu oran %55'in üzerine çıktı. Yani %15 eski oranla da %50 diye istatistiksel olarak oranlarsak da %40'ında yaklaşık %50'sini artırmış oldu COVID salgını otomasyonun hızını. Yani bir nevi otobandaki şeritler açıldı ve bu alanda çalışan şirketler için de bence oldukça önemli fırsatlar doğmaya başladı. Tabii e-ticaret ve otomasyon nasıl birleşiyor? Her şey müşteriden başlıyor. Müşteriler alışveriş yaptığı kurumlara 7/24 ulaşmak istiyor. Doğru bir şekilde bilgilendirilmek istiyor. Ve derdini iyi anlayan teknolojik çözümler bulmak istiyor. Buradaki amaç şu: müşterinin hayatını zindana çevirip bir teknolojik yatırım yapabilirsiniz. Adına yapay zeka deyin, X deyin. Ama sonuç üretemezsiniz. Müşteri memnuniyetsizliği orta vadede çok daha büyük bir deprem etkisi yaratır. Ama teknoloji ve sizin süreçleriniz hibrit bir şekilde bir araya getirip asistan teknolojilerini, biz çünkü bunların hepsini on channel olarak asistan diyoruz. Yani sanal müşteri temsilcileri diyebilirsiniz adına. Bunu çok doğru bir senaryo ile kurgulamazsanız, süreçlerinizi entegre etmezseniz müşteri memnuniyetini çok düşürebilirsiniz. Ama tam tersine çok doğru bir şekilde süreçlerinizle entegre hale getirirseniz de müşteri memnuniyetini inanılmaz derecede artırabilirsiniz ve müşteri bağlılığına kadar giden bir yolculuk yaşarsınız. Yapacağınız tasarrufu söylemiyorum bile. Şimdi biz tabii kuruluş amacımız ses tanıma teknolojileri, konuşmayı yazıya çevirmek, yazıyı sese çevirmek. Ama her şeyin başlangıcı da bu. Bir bebeğin doğması gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla kullanılan ses tanıma teknolojisinin başarı oranı sizin süreçlerinizde sunacağınız otomasyona çok büyük bir katkısı var. Yanlış bir anlamayla başlayan süreç tamamen yanlış bir yöne doğru evriliyor. İşte burada komik bir resim koymak istedik. Remind me to feed the baby diyor. İşte defeat the baby diyor diye anlıyor Alexa. Dolayısıyla işin ilk temel olanı, yani müşterinizin söyleminin çok doğru anlaşılması en temel konu olduğunu düşünüyoruz. Biz uyguladığımız projelerde, yani özellikle ses tanımalı projelerinde de buna önem veriyoruz. Bunun arkasından da niyeti anlamak geliyor. Yani konuştuğunu anladınız, yani konuştuğunu yazıya döktünüz ama niyeti neydi kullanıcınızın, müşterinizin? Burada da çok farklı müşteri deneyimleri yaratabilirsiniz. Bunları tasarlarken de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü piyasada biliyorsunuz birçok artık chatbot furya gibi oldu ama hani bir chatbotun çok kısa zamanda hemen yarın ayağa kaldırırız, buyurun alın dendiğini ben çok gerçekçi görmüyorum. Çok basit bir iki butonla çok basit hizmetler vermek dışında çok iyi kurgulanması gereken, proje yaratılması gereken, hibrit bir yapı kullanılması gereken yapay zekayla birçok modülünün olduğu önemli bir proje. Ama maalesef yani kurumların %80'ini chatbot gibi teknolojileri önemsiz, hemen try and buy, alalım uygulayalım gibi görüyor. En büyük hatayı da bir yola çıkarken başlıyorlar ve 2-3 kere maalesef lastik değiştirmek zorunda kalıyorlar, doğru lastiği bulana kadar. Burada çok basit bir örnek verdim. Kredi kartı için başvurmuştum. Kredi kartı için başvurmak istiyorum. Kredi için nasıl başvurabilirim? Üçünün de niyeti tamamen birbirinden farklı. Ama çok basit teknolojilerle, yani bu şu anda piyasadaki %70-80 yazılım belki de bu üçünü aynı yere yönlendirecekti. Yine kelime hata oranlarından konuşalım. Bizim canlı bir müşteride, yani bu kayıtlar sesten test kayıtları değil, canlı bir müşteride hem Google hem IBM serverlarında test edildi. Ve sesteki eski yeni dediği de neural network, yani yapay sinir ağlarıyla geliştirilmiş olan teknolojilerle, yapay zeka ile geliştirilmiş olan teknolojilerle
hata oranını %25 oranında azalttığımızı görüyorsunuz. Ve hani burada Google, IBM gibi şirketlerin de bizim hata oranlarımıza özellikle müşteri kaydında yaklaşamadığını görüyorsunuz. Çünkü bazı alanlar dikey uzmanlık gerektir. Tabii ki bunlar dünya devleri, birçok yatırımı yüz binlerce kat bizim gibi araştırma geliştirme şirketlerinden daha fazla. Ama dikey uzmanlıklar, yani bankacılık, e-ticaret, çağrı merkezi gibi dikey uzmanlıklarda gerçekten işine odaklanmış teknoloji ve araştırma geliştirme şirketlerinin başarısı her zaman daha yüksek olacaktır. Diğer bir başarı hikayesinden de bahsetmek istiyorum COVID'le beraber. Yani yine bir sanal asistan hikayemiz, Vakıfbank'la yarattığımız Vivo projesi. Biz şu anda, çünkü yani bunlardan neden bahsediyorum? Yani yapay zeka yatırımları konuşuluyor, işte bunların geri dönüşleri oluyor, olmuyor, ölçülemiyor diye konuşuluyor. İşte bu etkinlik, bu hafta kapsamında da birçok değerli konuşmacı bunlardan bahsetti. Ama biz gerçekten elle tutulur rakamlar elde etmek için bir proje yapıyoruz. Yani kimse sonuçta bu devirde prestij içinde bir şey yapmıyor ama biz sonuçlarını gerçekten ölçüyoruz ve yapay zekanın ayağını yere bastırıyoruz. Burada çok önemli bir kanıtı var. Self-service işlem sayısında 3 kat artış sağladık. Self-service işlem sayısı ne demek? Kullanıcı geliyor, kendi işini kendi görüyor ve gidiyor. İster sesli yapıyor, ister yazılı yapıyor, ister IVR kanalından yapıyor. Bu da çok önemli. Yani müşteriye yaşattığımız deneyim bütün kanallarda aynı. Mobil aplikasyonda aynı, çağrı merkezini ararsa aynı. Veya yarın öbür gün herhangi bir cihaz, ev cihazı olabilir, oraya da koyarsa aynı olacak. Şu anda da yaklaşık olarak 145 bin günlük işlem mi SESTEC kendi teknolojileriyle, yapay zeka teknolojileriyle sanal asistan olarak hallediyor. Pandemi süresince VB ile gerçekleşen kredi başvurusu da 2,5 milyon oldu biliyorsunuz. Zaten orada inanılmaz bir kredi yüklenmesi olmuştu. Bu kredi yüklenmesini aslında insan gücüyle halletmesi birçok bankanın imkansız ve inanılmaz paralara mal olacaktı. Biz bunu makinelerle 2,5 milyon başvuru aldık. Diğer bir e-ticaretle ilgili hepsi buradan bahsetmek istiyorum. Yine burada sesli IVR'la beraber self-service oranlarında %14 artış oldu COVID'le beraber. Kullanıcıların %95'ini doğru menüleri aktarabildik. Bu da çok önemli bir başarı. Ve bence bunlar kadar önemli bir konu da firmaya back office yükünü %10 azalttık. Yani çünkü bunlar çok inanılmaz zaman alan işler e-ticarette. Yani birçok ticket açılıyor. Bunlarda da %10 azalma sağladık. Peki insanlar ne yaptı e-ticarette en çok? Biraz ondan da bahsedeyim. Tabii ki sizin de tahmin edebileceğiniz üzere sipariş durumunu sorgulamak üzere çokça sorgulama aldık en tepeden. Tedarik ve teslimat bilgisi, teslimat sonrası işlemlerle ilgili bilgiler, iade durumu sorgulama, işte kargo, fatura, teknik servis gibi hizmetler bu işlemlerin en başını çekti botlarla yapılan işlemlerde. Yine Amerika temelinde yapılan bir araştırma, yaklaşık 300 şirket üzerinde yapılmış perakende sektöründe. En önemli konu karlılık. Şaşırtıcı olan gelirlerini artırmak bunun arkasında geliyor. Çünkü ne kadar büyürseniz büyüyün, karlılığınızı artırmadığınız sürece e-ticarette büyüyen bir balon haline dönüşüyorsunuz. Diğerleri de arkadan sıralanmış. Dolayısıyla bu karlılığı nasıl yaratacaksınız? Yani gelirinizi artırırken teknolojiyi çok doğru kullanarak, çok verimli şekilde kullanarak, burada da yapay zeka teknolojilerinden ben kaçayım, ben bu alanlara yatırım yapmayayım derse bir e-ticaret veya perakende sektörü, bu karlılıkla ilgili, yani herkesin en önemli verdiği konuyla ilgili başarıya ulaşması bence çok olası değil. Bu kadar büyük rekabetin olduğu bir alanda özellikle. Yine somut bir örnek vermek istiyorum. Yani 100 kişilik bir operasyonda bir bot kullanmanız ve Türkiye gibi maliyetlerle, bunu Amerika'da çıkarsanız çok daha yüksek maliyet olabilirdi. Özetle işlem başına size maliyeti 5 lira. Bizim canlı
en az 5-6 projeden aldığımız minimum rakamlar %30, işlemlerin %30'unu botların halledebildiği. Bazı işlem setine göre bu %90'a da çıkabilir. Bazı işlem setine göre %5'e de düşebilir. Tabii bu genel bir yargı değil. Çok zor işlem setlerine bir bot koymaya kalkarsanız %5'e düşer. Ama çok basit işlem setlerine bir bot koymaya kalkarsanız da %90'a çıkar. Ama ortalamada self-service işlemi olan bir e-ticaret veya perakende sektöründe işlemlerin %30'unu bot yaparsa, ki yapıyor, yıllık yaklaşık 1.8 milyon TL tasarruf etmiş oluyorsunuz. Ama kötü bir deneyim de yaratmamanız gerekiyor. Yani bir espri olsun diye bir Twitter'dan bir şey aldık. İşte çok profesyonelce bir taktik, ne soracağımı unutturdu bana demiş. Çünkü kolay gelsin demiş, o konuşmayı bitirmiş. Halbuki orada esprili bir şekilde konuşmaya başlamak istiyor. Sizinle konuşmak büyük bir zevk demiş. Bu arada hani gururla şunu söyleyebilirim. Sestek olarak dünyada şu anda 16 ülkede teknolojilerimizi kullanıyor müşterilerimiz ve Gartner'da da ses teknolojileri alanında Market Guide raporuna girdik ve ismimiz birçok farklı raporda yayınlandı ama bu rapor çok ses teknolojisiyle ilgili özel bir rapordu ve Sestek'ten dünyadaki dev rakipler arasında bahsedildi. Bu da bence hani bizim açımızdan, ülkemiz adına da gurur verici bir hamleydi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese çok teşekkür ederim dinledikleri için. Serdar Bey, çok teşekkürler müthiş bilgiler için.